Eski sevgilim bir narsistti. Çok narsist birisi. Ben empat olduğum için <laughs> Bugün meşhur narsist empat ilişki dinamiğinden bahsetmek istiyorum. Narsist kelimesi pek bir popüler oldu. Empat kelimesi de altında kalmadı tabii ki. Narsistliğin ne demek olduğunun psikoloji kitaplarındaki tanımını yapmaya gelmedim. Kendi tecrübelerimden ve gözlemlerimden yola çıkarak ruhsal ve enerjetik düzlemde narsist empat ilişkisi dinamiğinde neler oluyor? nedir bu mevzu? Burayı biraz konuşalım istiyorum. Eğer kendinizi empat olarak tanımladıysanız ve narsist karakterlerin hayatınızda var olduğunu ya da geçmişte olmuş olduğunu düşünüyorsanız narsist karakterler tarafından sömürüldüğünüzü, kötü davranışlara, muamelelere maruz kaldığınıza inanıyorsanız yepyeni bir perspektif kazanacak olabilirsiniz videonun sonunda. Dikkat, duyacağınız her şey hoşunuza gitmeyebilir. Şimdi her birimizin enerji alanı var. Ve bu enerji alanı karşımızdakinin enerji alanı tarafından da okunuyor. Biliyorsunuz bazı hayvanlar feromonlarla veya kulağımızla duyamadığımız seslerle birbirlerini görmeden birbirlerinin varlıklarına şahit olmadan bir alan tutabiliyorlar, birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Kilometrelerce öteden kimin nerede olduğunu varlığı anlaşılabiliyor. Bunun gibi bizim enerji alanlarımızdaki bilgi sayesinde aslında biz de birbirimiz hakkında pek çok bilgi alıyoruz gözümüzle göremediğimiz. Bilinçaltı dediğimiz şey bu alanda taşınıyor zaten oradaki bilgiler. Oradaki bilincin ışığına çıkmamış olan davranış kalıpları, düşünceler. Hani şimdi YouTube'da şöyle videolar görüyorsunuz ya. İnsanları ilk görüşte etkilemek için bunları yapın. Bilinçaltı sembolüyle saçına dokunmak ne demektir? İşte onlar bizim okuduğumuzun farkında olmadığımız ama her an bedenimizdeki duyu organlarının, hücrelerin, her bir alıcının vericinin aldığı, okuduğu sinyaller var. Bizim kendimize dair inançlarımız, hikayemizle alakalı bildiklerimiz, bakış açılarımız hepsi enerji alanımızda depolanıyor ve bu alandan karşımızdaki insanın enerji alanıyla da match olan, eş titreşen titreşimler, bilgiler karşımızdaki insan enerji alanında aktive oluyor ve bize kendi alanımızdaki bilgiyi, kendi enerji alanımızda mevcut olan inancı ve bakış açısını yansıtacak şekilde, yani bir ayna gibi. Buradan ne sinyal gönderiyorsam oradan sekip bana geri gelecek şekilde çalışıyor ve bu şekilde insanlarla ilişkileniyoruz. Yani karşımıza çıkan kişilerin bütün karakter yapısındaki bütün egosundaki benliğindeki bilgilerin sadece bir kısmına şahit oluyoruz ilişkilenirken ve o kısım da bizde yüklü olan kodların karşılık geldiği ve denk geldiği yerler. Bir insan empat olduğunda veya daha empatik olduğunda görece olarak işte bu enerji alanı biraz daha geçirgen oluyor. Bu kişi diğerlerinin duygularını nasıl bir hal içerisinde mevcut olduklarını, o an ne düşünüp ne hissettiklerini veya o kişiden kendilerine neyin yansıtıldığını, projekte edildiğini çok daha kolay fark eder oluyor. Empatik insanların fiziksel duyuları da çok hassas olur. Her tür sesi duyar. Kokuları kolay alır. Dışarı çıktığında ortam kalabalıksa çok çabuk etkilenir. Neden? Çünkü etrafta bin kişi varsa bininin de duygularını, düşüncelerini aslında biraz olsun hissediyor. Ve kolayca yorulabilir, enerjisi tükenebilir. Empatiklik böyle bir şey ve empatiklik bir spektrum. Yani hepimiz bunları hissediyoruz. Bazılarımızın hassasiyet derecesi daha fazla. Şimdi literatürde aşırı hassas kişilik veya empatlık gibi tip olarak ayrılıyor, ayrım yapılıyor. Ben bunu böyle ayırmayı çok sevmiyorum. Genelde de deniyor ki işte bu benim bahsettiğim, tanımladığım hal aşırı hassas kişilik ve bunun artık şöyle bir boyutu olabiliyor. Karşındaki birinin canı acırken sen de bedeninde aynı yerin canının acıdığını hissediyorsun. İşte bu tarafa geçtikçe empatlık denebiliyor veya biri sinirleniyor ama sen kendin sinirlendiğini zannediyorsun gibi biraz daha bunu empatlık diye tanımlamışlar. Ama ben bunun keskin çizgilerle ayrılabilen bir şey değil, bir spektrum olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. O yüzden empatiklik olarak tanımlayacağım. Bunun bir spektrum olduğunu bilmemiz birazdan anlatacağım dinamik içinde aslında önemli. Biz dünyaya geldikten sonra benlik algımızın Sağlıklı bir şekilde oluşabilmesi, karşımızdaki aynaların bizi yönlendirmesine bağlı oluyor yoğunlukla. Yani biz daha bebekken aslında ruhumuz bedenin içerisinde daha yeni enkarne olmuşken zihin dediğimiz yapı aktive değil henüz. Dil merkezimizde gelişkin değil, o yüzden düşünceler oluşmuyor. Biz düşünce diliyle değil beden olgular, sezgiler diliyle algılıyoruz dünyayı. Duygular diliyle algılıyoruz. Yani o an Anın içinde ne varsa onu okuyoruz. Henüz olan şeyi belli süzgeçlerden geçirip, yorumlayıp, analiz eden zihin diye bir kısım yok. O süzgeçleri, analizleri, yorumları zaten ne oluşturuyor? Bizim inançlarımız. Yani yapılar, yapısallaşma hali. Bebekken, daha yeni gelmişken henüz bir yapısallık yok olanı anda şahit olduğun şekliyle görüp algılıyorsun. Yani enerjiyi algılıyorsun, titreşimi algılıyorsun. Dolayısıyla bilincin altı üstü diye keskin bir ayrımı yapmak da çok mümkün değil. Her ne oluyorsa sünger gibi onu içimize aldığımız bir dönem. Ve bu sırada da daha birlik bilincinden yeni geldiğimiz bir haldeyiz ve bu yüzden de seni beni bebek ayıramıyor annesini kendisinden, babasını kendisinden, belki oyuncağı kendisinden kolay kolay ayıramıyor. Özellikle de birincil bakım veren kişiyle yani çoğunlukla anneyle çok yüksek bir bağlantı içerisinde oluyor bebek. Annenin sinir sistemini, annenin duygularını kopyalıyor. Annesi çok üzgün, stresli, endişeliyken bebeğe gülümseyip her şey yolundaymış gibi davranırsa bebek bunu bu şekilde algılamaz. Çünkü bebeğin algıları annesinin ne kadar üzgün, stresli, endişeli olduğunu bilebilecek durumda. Yani direkt hassas ölçüm aletleriyle ölçümlüyor. Bedeninin titreşimi değişiyor çünkü sen stresliyken hormonların değişiyor. Gözlerinin bakışı, mimiklerin mikro seviyede bile olsa değişiyor. Ve biz aslında bunların hepsini okuyabiliyoruz. O yüzden bir insan size samimi, dürüst olmadığında çoğunlukla içten içe bunu biliyorsunuz. Çünkü söylediği şeyle titreştiği yer birbiriyle uyumlu değil. İşte bu noktada hassasiyeti yüksek olarak dünyaya gelmişseniz ve karşınıza da bu hassasiyete uyum sağlayabilecek bir ortam, aile bireyleri, ebeveynler yoksa size bu hassasiyetinize orantılı olmayan bir şekilde davranılacak. Gerçekten karşınızdaki insanın stresli olduğunu, üzgün olduğunu bileceksiniz. Ama hayır öyle bir şey yok denecek size. Kendi hassasiyetlerine sırtını dönmüş, kendi derisi kalınlaşmış, artık duygularıyla kalbiyle bağlantısını kesmiş, kendi dramasında, kendi dramında, kendi sevgisizliğinde boğulmuş ebeveynler varsa etrafınızda kendinizi yok saymanızı, duygularınız yokmuş gibi davranmanızı gerektirecek ortamlar varsa siz bu kendi hassasiyetinizi bir zorluk olarak görmeye başlayacaksınız. Aynı zamanda çoğunlukla da bu hassasiyetle uyumlu olmayan kişiler etraftayken şiddete maruz kalıyor olacaksınız. Çünkü empatik insanlar en ufak bir duygu titreşimini bile algılayabilirler. Ama bu duygu yoğunluğuyla yaşamak içinde bulunduğumuz dünyada çok kolay bir iş değildir. Onların üstünü kapatmak, rasyonalize ederek yaşamak ön planda. Veya çok yüksek şiddet içeren durumlar normalmiş gibi bir algı olabiliyor ve bunun normal olmadığını bilen iç sesini bastırmak durumunda kalıyorsun ve sonra ebeveynin ve senin duyguların arasında bir ayrım yapamamaya başlıyorsun. Veya kendi duygularını önemsizleştirip onların sesini kısmaya çalışıp bastırdıkça onlarla bağlantını kesiyorsun ve diğerlerinin nasıl bir hal içerisinde olduğuna uyum gösterme zorunluluğu hissediyorsun. Bu hassasiyet ve empatiklikle birlikte kendi sınırlarının nerede bittiğini diğerlerinin sınırlarının nerede başladığını bilemez oluyor. Çünkü benlik, benim, ben varım, benim duygum önemli, benim ihtiyacım önemli ve var. Ve bu ben olduğum yerden diğeriyle ilişkileniyorum kısmı sağlıklı olarak oluşamıyor. Çünkü çoğunlukla ebeveynler neye önem veriyorlar? Bebeğin fiziksel ihtiyaçlarına, altı bezli mi, suyunu içti mi, mamasını yedi mi? Okay. Ama orada çok büyük bir duygusal ihtiyaç var. Ve bu duygusal ihtiyaç kendisi kendi duygularına hassas olamayan, kendisi kendi bedeninin içerisinde mevcut olamayan, kendi duygularıyla bir arada duramayan, andan kopuk bir ebeveyn tarafından verilemez. Ama Hassas olan çocuklar bu ihtiyacın karşılanmamasından çok daha fazla etkilenir. Ve en ufak bir göz teması kesilmesinde dahi terk edilme travması yaşayabilir. Bunu bu kadar ince düşünmeyen, düşünmemiş bir ebeveyn için veya bunun farkındalığında olmayan bir ebeveyn için bu normaldir. Çok iyi bir ebeveynlik yaptığını düşünür ben. Ne zaman seni aç bıraktım, ne zaman terk ettim gittim diyor olabilir. Ama... Empatik bir bebek en ufak bir zihinsel kopuşu, duygusal olarak mevcudiyet eksikliğini bile algılar. Anne seni kucağında tutarken ocaktaki yemeği düşünüyorsa, bu bile bir terk edilme travması veya ben sevilmiyorum olarak anlaşılabilir. Hassas bir bebek çocuk tarafından. O yüzden de kendi hassasiyetiyle benzer bir hassasiyet seviyesinde olmayan veya kendini özellikle eğitmemiş, geliştirmemiş ebeveynlerle büyüyen empatik çocuklar sömürüye, şiddet görmeye açık olur. Çünkü kendilerini sevmeyi öğrenemezler. Çünkü kendilerinin ilgiye ve sevgiye layık olmadıklarına dair kodlarının, kayıtlarının fazla olma ihtimali çok yüksektir. Hele ki aile içerisinde fazlaca şiddetin, kıtlık bilincinin, düşük titreşimlerinin olduğu bir evde büyümüşse bu çocuk ki genelde Günümüzde yüksek hassasiyet olan kişilerin hikayeleri çoğunlukla böyledir. İleriki yaşlarında ne olur bu insan aynı paternleri tekrar hayatında yaratır. Kendisine, kendisiyle gerçekten kalpten bir bağlantı kurabilecek insanları değil, kendisini sürekli aynı terk edilme travmasını, aynı sevgisizliği yansıtacak insanları seçer bilinçaltıyla. Böylece aslında narsist diye tabir edilen bir insan hayatına çeker. Birçok empatın tepkisi, benliğini göstermeme, hiç ortaya koymama hali olabilirken birçok empatında sevgisizliğe, terk edilme travmasına veya yok sayılma travmasına verdiği tepki disconnection yani bağlantı kesmektir. Duygularını çok yüksek yoğunlukta hisseden bir empat bir yerden sonra gördüğü şiddete, gördüğü yok sayılma seviyesine veya kendine veya kendisinin hissettiği duygulara, kendi ihtiyaçlarına yer olmaması, bunların bir karşılık bulamamasının seviyesine o kadar dayanamaz ki en başta kendiyle, kendi kalbiyle, kendi duygularıyla olmak üzere bağlantısını keser. Bu yüzden de bir diğerinin duygusuna şefkat göstermek, bir diğerinin varlığını gerçek anlamda görmek, tanımak, onurlandırmak yani bağ kurabilmenin çok zorlaştığı bir noktaya gelebilir. Bu insan kendisiyle gerçek, hakiki, samimi bir bağlantı kurmayı bırakır. Çünkü kalbinde çok fazla acı vardır. O aradaki duvarları kaldırırsa o acıya ve zor deneyimlerden geçmiş kendisinin versiyonlarına temas etmesi gerekir. Ve bu temas çok can acıtıcı olabileceğinden aslında dışarıdan baktığımızda kalpsiz diyeceğimiz bir noktaya gelmiş olabilir. Yani baktığınız zaman narsistlerin çoğu da aslında empattır sadece empatlıkla baş etme yolları farklı olmuştur. Şöyle bir örnek verilir ya, elini önce soğuk suya soksan, sonra ılık bir suya soksan o suyu sıcak zannedersin. Ama elini önce sıcak suya soksan, oradan çıkarıp ılığa koysan o suyu soğuk zannedersin. Spektrum diye anlatmamın sebebi bu. Bir ilişkide daha çok verici olan, people pleaser olan, kendi benliğini ortaya koyamayan ve karşısında narsist bir karakter yaratıp onun tarafından bastırılan bir insanın diğer bir ilişkinin içerisinde narsist denilecek spektrumda kaldığına o kadar defa şahit oldum ki çünkü paternler benzer yerlerden geliyor ve biz bu sevgisiz kalmış taraflarımızı iyileştirmediğimiz sürece her birimizin içinde aslında bir narsist yatıyor. Çünkü hepimizin içerisinde bu güç oyununa aldım verdim ben senden daha güçlüyüm diyen kendi varlığını özden ortaya koyamadığı için böyle dışsal güç gösterileriyle egosentrik bir şekilde güç sahibi olmaya, yer kaplamaya çalışan bir karakter var. Çünkü varlığımızın en öz haliyle yer kaplamayı öğrenmemiş oluyoruz. Zaten o kendini ortaya koymayı seçmeyen, onun yerine kendini kapatmayı ve daha pasif olmayı seçen kişilerin korkusu da budur. Kendilerini kendileri olarak ortaya koymayı, kalp merkezli bir şekilde, içeriden köklü bir şekilde dışarıda otantik varoluşlarını göstermeyi tam olarak bilmedikleri için o varlığı açmaya, o benliği ortaya koymaya başlarlarsa bunu çok dengesiz bir güçle yapma ihtimalleri var. Çünkü aksine öğrenmemiş, şiddeti öğrenmiş, sömürüyü öğrenmiş ve görmüş. Yani bunun yerine ben en iyisi kendimi bir köşeye sıkıştırayım demeyi de seçebiliyor insanlar. Veya karşısındaki insan göreceli bir şekilde sıcak ılık soğuk su örneği gibi kendisinden de az yer kaplamayı seçen biri ise o zaman senin yerine ben burayı kaplayayım dediği zaman bu şekilde gölgelerinden, travma benliklerinden açığa çıkan bir güçle oradaki yeri işgal edebiliyor. Kendim de çok yüksek hassasiyetli bir insanım. Kendi ailem içerisinde bu hassasiyetin karşılık bulmayışı beni öfkeli bir insana önce öfkeli bir çocuğa sonra öfkeli bir ergene dönüştürdü ve aslında içsel, içeriden bir yerden gelen kendimden eminlik, yaşıtlarıma göre iyi olduğum şeyler veya kolaylıkla yapabildiğim şeyler beni benlik seviyesinde kendimden daha emin olduğum bir insan yapıyordu. Fakat sonra bu benlik hali korkular da yaratmaya başladı. Derken kendi ikili ilişkilerimde bu bahsettiğim dinamiğin her iki tarafında da bulunduğum olaylar yaşadım. Karşımdakine sorsanız beni çok narsist olarak tanımlayabileceği durumlardan da geçmişimdir. Ancak çok klasik bir empat senaryosu yaşadığım karşımdaki kişinin varlığından, gücünden ezildiğim, onun tarafından sömürüldüğümü, istenmediğimi hissettiğim, yok sayılma, görülmeme, travmaları yaşadığım ilişkilerde yaşadım. Ve bunu bu yüzden böyle bir dürüstlükle anlatmak istedim. Çünkü bu narsist empat dinamiğinin çok gün yüzüne çıkması ve çok popüler olmasının İnsanlardaki ben empatım ve çok hassasım bu yüzden narsistler beni eziyor bilincini beslediğini gözlemliyorum. Empatsak ve çok hassassak bunu dönüştürmeye öğrenmemiz gerekiyor. Nerelerde benliğimizi bastırdıysak, nerelerde diğerlerine uyumlandıysak orada gücümüzü elimize almamız gerekiyor. Çünkü birilerine uyumlanmak da bizim tercihimizdi. Evet belli yaşlarda ve belli bir ortamda, ailede, evde, okulda hayatta kalabilmek için bazı savunma mekanizmaları, hayatta kalma stratejileri geliştirmiş olabiliriz. Ama bu stratejileri değiştirip dönüştürmek tamamen bizim elimizde. Kendi kalbimizin yoluna, yolculuğuna, ruhumuza hizmet etmiyorsa bu stratejileri devam ettirmek gibi bir zorunluluğumuz yok ve bu people pleaser tarzı insanların en büyük bahanesi bunu bir erdem zannetmekte oluyor. Yani diğerlerinin istediği gibi biri olmak, tercihlerini belirtmemek, varlığını, benliğini ortaya koymamak, kararlar almamak, sınırlar çizmemek. Bunları zaten ben birileri için yapmıştım. Ben iyi bir insan olmak için yapmıştım. Böyle bahaneleriniz varsa artık bu bahanelerin arkasına sığınmayı bırakın. Çünkü sen birileri için var oluyorsan zaten. Sen iyi bir insan olacağını düşünerek, diğerlerinin gözündeki iyi tanımının bu olduğunu düşünerek hareket ediyorsan sen kendin için yaşamıyorsun. Kendin için varlık göstermiyorsun. Sen kendin için varlık göstermezken kimse senin için varlık göstermez. Çünkü senin alanındaki enerji ben önemli değilim, benim tercihlerim önemli değil, başkaları önemli, başkaları öncelikli. O zaman birisi sana baktığında şunu görecek. Kendinden vazgeçmiş bir insan, kendine önem atfetmeyen bir insan. Bana önem vermeyin çünkü ben önemli değilim diye ışıklar açmış bir şekilde geziyor gibi düşünebilirsin kendini. Böyle elinde bir tabelayla "Merhaba, ben yaşam enerjimi, aklımı, zekamı, varlığımı, gücümü kendim için kullanmak istemiyorum. Siz almak ister miydiniz?" diye geziyorsun. Öyle olunca "Evet, almak isterim." diye yanaşacak insanlar sana bu şekilde ilişkilenmek istemiyorsan senin zaten kendine ve kendi varlığına önce sahip çıkman gerekiyor. Ve bu süreç gerçekten çok kolay olmayan bir süreç. Benliğimizin etrafa saçılmış parçalarını, o travmatize olup gücünü göstermekten korkmuş parçalarını tekrar kendimizle bütünleştirmek gerekiyor. Ve bu gerçekten yavaş olabilecek, zorlu olabilecek bir proses ve bu prosesten geçmek yerine ben empatım o yüzden karşıma narsistler geliyor deyip kurban bilincinde kalmak kolay gelebiliyor ama guess what bütün empatlar bir narsisttir. Bu kurban bilincini sürdürmek dahi bir narsistlik. Kimilerimizin narsist diye tanımladığı veya ilişki içerisinde şiddet gördüğü, tarafından sömürücü davranışlara maruz kaldığı bir insan bir başkasının hayatında çok normal birisi olabilir veya onun o narsistik halleri, onun o kendine sevgisiz olan halleri, kendine sevgisi, otantikliği, kendini kabullenmişlik seviyesi yeterince fazla olan bir insan için çocuksu görünebilir. Bırak enerji alanına girmesine izin verip kendi enerjisini sömürmesine izin vermeyi dışarıdan komik görünür. Çünkü narsist bir insan kendisini sevmez. Kendisine olan sevgisizliğini, kendisine olan şiddetini, kendisine yaptığı abuse'u yani sömürüyü sana yansıtıyor zaten. Kendisinde A parçası, B parçası, C parçası böyle parça parça bir sürü yer var ve bu insan sadece bir ya da birkaç parçasını kabullenip diğerlerinden nefret ediyor. O yüzden bu bütünleşme kendi içinde olmadığı için kendi bedeninin içerisinde yeterli bir yaşam enerjisi, yeterli bir aşk, yeterli bir sevgi yok ve bu sevgiyi kendi içerisinde nasıl yaratabileceğini dahi bilmiyor, hatırlamıyor olabilir. Ve tekrar söylüyorum. Bu kadar büyük parçalanmaya ve bu kadar büyük öz şiddete götüren şey bu insanın en başta çok yüksek bir empat olması olabilir. Ha olmaya da bilir. Gerçekten her şeyin farkında ama hala seni cayır cayır sömürmeyi seçen muhteşem bir manipülatör de olabilir. Ama bu var. Şimdi sen bu kadar yüksek sevgisizlikte bir insanı kendinle eşleyebiliyorsan senin içinde de çok yüksek bir sevgisizlik olmalı. Yani empatlıkta, narsislikte bir madalyonun iki yüzü ve bu dualiteden çıkabilmenin bir yolu var. O da kabul ve şefkat. Kabul kalbimizin anahtarı. Kendini ne kadar fazla taraflarınla kabul edersen o kadar çok parçalarını bütünleyebilirsin. Kabulün önündeki en büyük engelse utanç. Ne kadar fazla parçandan utanırsan ve onları görünür kılmanın, onları ifadeye dökmenin sakıncalı bir şey olduğunu düşünüp hissedersen parçalanmaya o kadar çok devam edersin. Onun yerine her parçanı olduğu haliyle kabul ettiğinde dışarıdan birinin ne söyleyeceğinden ne düşüneceğinden bağımsız kendinle bütünlemeyi seçtiğinde otantik bir insan olmaya başlıyorsun. Yani başka kimsede olmayan o eşsiz halin açığa çıkmaya başlıyor. Ve sen bu parçaları sahiplendikçe dışarıya o halin görünür oluyor. Yani kimse senin içindeki o cevheri senin kadar iyi görüp sen köşende saklanırken gelip elinden tutup seni aydınlığa kavuşturamaz. Onları sahiplenmen, onları bütünleştirmen oldukları haliyle kabul etmen seni zaten dışarıdan manipüle edilmeye, sömürülmeye, kandırılmaya, kapalı bir insan yapmaya başlıyor. Çünkü kendini biliyorsun. Düşünsene sokakta günlerce aç kalmış bir insanı düşün. Artık o kadar aç ki mantıklı düşünme, idrak kapasitesi yok. Sadece onu doyurmaya odaklı. Şimdi sen onun önüne bir kap yemek versen, içine de zehir atsan sorgular mı bunun içinde zehir var mı diye? Yer senin içindeki sevgiye aç parçalar var. Onlar bu kadar aç olduğu sürece en ufak sevgi kırıntısı bile zannettiğin şey koşarak gideceksin. Narsist birisi bunu bildiği için ve kendisinin de sendeki bir parçaya ihtiyacı olduğu için her zaman bilinçli olarak değil, o da bilinçaltı şekilde senin o en ihtiyacın olan, en kör olduğun yere kolaylıkla oynayabilir. Oradaki ihtiyaçlarını kolaylıkla tatmin edecek hareketleri yapabilir. O da onun hayatta kalma stratejisi. O da sevgisizliklerden kaçmak için böyle bir yol seçmiş ve bu ikinizin kör noktaları birbirine denk gelecek. Ama senin içindeki hiçbir parça aç kalmış olmazsa, o sevgiye, ilgiye aç olan hallerini, o karanlık odalarda, kuytu köşelerde kalmış yaralı parçalarını alıp onlara sen sevgi verirsen bu bağımlılıklara gitgide gitgide daha bağışık hale geleceksin. Sevgi vermek ne burada diye soruyorsan sana söylüyorum sadece kabul et. Bu kadar. Kabul. O yüzden narsist olmayan bir kişi bulmak mesele değil. Sen bir narsist tarafından ezilmiş bir kurban değilsin. Sen kendi içinde kendini ne kadar büyük sömürdüğünü kendine ne kadar sevgisiz ve şefkatsiz olduğunu göstersin sana diye karşısında narsist yaratmış bir insansın ve çok şanslısın. Kendine göstermediğin sevginin seviyesi sana bu şekilde gösterildi. Kendi içindeki narsist parça sana gösterildi. Artık nereye bakman gerektiğini biliyorsun. Artık içindeki narsisti de kabullenmen. Gerektiğini de biliyorsun. O parçaların hepsini yapboz gibi bir araya getirdiğin zaman istesen de uğraşsan da sana böyle kuşlara yem atar gibi dışarıdan love bombing yapan, seni sömürmek isteyen birisi gelemeyecek artık. Ona denk düşen bir parça olmayacak enerji alanında çünkü. 3-4 yıl önceki, 5 yıl önceki sen olsa tuzağına tırnak içinde düşebileceğin tarzda sevgisiz ve şiddet dolu bir insan gördüğünde onu 10 kilometre uzaktan fark edeceksin ve sadece ona dua edeceksin sevginin ve ışığın yolunu bulabilsin diye. Senin için bir mesele bile olmayacak. Kreşte çocuklar bir şey için kavga ettiğinde çok komik ve tatlı geliyor ya sana. Diyorsun ki bu da mesele mi? Ama onlar için mesele. İşte senin için mesele olmaktan çıkabilir. Ama sen kendinde merkezlendiğinde sen kendinle ilişkini değiştirdiğinde kendiyle ilişkisi eşit ölçüde bütünlenmiş. Kendine saygısı, kendine sevgisi eşit ölçüde artmış, tamir olmuş kişiler karşına denk düşebilecek ancak. Zaten kendi enerjini kendi içinde yarattığın, zaten kim olduğunu bildiğin, kim olduğunu bilen birisiyle ortak eş yaratım yapacağın ilişkilere bu şekilde geçebileceksin. Öbür türlü sen ona ver, o senden alsın. Sen ondan al, o sana versin. Böyle birbirini sömürdüğün parazitik bir ilişki yaşıyor olacaksın. Ve bu yaşama bir şeyler doğuracağın, bu yaşamda bir şeyler yaratacağın bir yaşam enerjisi olmayacak. Bu dinamik her tür ilişki için geçerli. Tabii ki en zoru ve en büyüğü romantik ve cinsellik içeren ilişkilerde gelmekle birlikte. Önümüzdeki ay içerisinde empatlığa dair çok detaylı bir workshop veriyor olacağım. Burada hem empat olmanın dinamikleri ve bunu nasıl dönüştürebileceğimiz, nasıl bunu gücümüze çevirebileceğimiz, nasıl kendimizi sahiplenebileceğimize dair birçok çalışmanın ödevin olduğu, bedensel çalışmaların olduğu, aynı zamanda bu empat narsist dinamiğine sebep olabilecek, kendimize sevgisizliğimize sebep olabilecek ve böyle ilişki yaratımları yapmamıza sebep olabilecek tüm bilinçaltı kodlarıyla da çalıştığımız bir çalışma olacak. Bu çalışmanın duyurusu için sosyal medya hesaplarımda beni takip etmeyi unutma. Bu videonun herhangi bir parçası sana dokunduysa tecrübelerini, sorularını, yorumlarını benimle aşağıda paylaşmanı çok isterim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.